Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Mayıs ayı genel kurulunu açıyorum. Şimdi yoklama yapacağız. Biz bir damla suyu ziyan etmeyiz ama bizim asıl görevimiz, yasalar da amir hükümle bize bu görev veriyor. Diyor ki bir su kaynağı öncelikle o bölgede yaşayan ahalinin insani ihtiyaçlarını gidermek için kullanılabilir. Artım varsa sulama suyu olarak da verebilirsin. Bu vesileyle de söyleyeyim. Kurak bir döneme giriyoruz. Buradan Mersinli hemşerilerime sesleniyorum. Lütfen araçlarınızı hortumu takıp faşır faşır sulamayın. Yani suyumuzu lütfen faturasız, parasız, bedelsiz, bunun adına sözle bakın karşılığı bir insan için çok utanç vericidir. Bunu lütfen yapmayın. Araba yıkayıcılar, bunlar da muazzam bir su sarfiyatı. Yine kaçak kullanımdan atıyor hortumu bahçenin içerisine, ağacın dibine tonlarca su boşa gidiyor. Lütfen bunlara dikkat edelim. Vatandaşlarımız da özellikle kaçak su kullananlar lütfen bize bildirsinler. Bu ispiyonculuk değil, bu ihbar değil. Kamunun malını korumaktır, kamunun malına sahip çıkmaktır. Çok ciddi oranda biz kaçak kayıp oranını azalttık, çok ciddi oranda. Kurduğumuz SCADA sistemiyle bunu yaptık. Demode olmuş içme suyu şebekelerini değiştirerek bunu yaptık. Muazzam bir kayıp vardı ama vatandaşımız da bize yardımcı olursa, biz de daha fazla gayret sarf edip altyapımızı daha yeni hale gelirsek, getirsek, daha teknolojik sistemlerle SCADA gibi DMA'lar kurarak Mersin'in her bölgesinde suyu takip edersek emin olun su fiyatları da ucuz olur, su kaçağı da az olur, su kaybı da az olur. Bir bütün halinde baktığınız zaman MESKİ'nin şu anda her ton sudan 9 lira zarar ettiği gerçeğiyle bu değerlendirmeleri yapmak zorundayız. 2022 yılında da bu rakam zaten ortalama 8,5 TL zarar hanemize yazan bir faturalandırma fiyat tarifesiyle olduğunu da belirtmek isterim. Şu anda eğer Temmuz ayında meclise sunduğumuz ve reddedilen fiyat tarifesi olsaydı hala gerçekleşmiş olsaydı, istediğimiz fiyat değişikliği yapılmış olsaydı şu anda da %13'lük bir zararımız devam edecekti. Ancak şu anda yeni maliyetlerle beraber %41'lere kadar ulaşabilecek bir zararı da öngörüyoruz. Toplamda 2022 yılının Temmuz ayından Aralık ayına kadar fiyat tarifemizin uygulanmamasının şirkete, idareye zararı 600 milyon lira ya da tahsilattan, yani gelir bütçemizin gerçekleşme oranını biraz sonra da bakacağız neden düşük olduğunu, 600 milyon liralık bir tesiri olmuş. Su ve kanalizasyon idarelerinin bütün belediyelerde tek bir geliri vardır. Ciddi anlamda. O da vatandaşın ödediği su fatura bedelidir, su faturasıdır. İller Bankası'ndan gelen çok eser miktarda toplam gelir bütçenize baktığınız zaman aktarılan bir kaynak vardır. Sonuca çok tesir etmeyen bir kaynak. Şimdi hal böyle olunca herhangi bir su ve kanalizasyon idaresi bir taraftan temiz içme suyunu sağlayacak, bunun yatırımlarını yapacak. Bu içme suyunu sağlarken tesislerinin bakımını yapacak, onarımını yapacak. Temiz, zamanında kesintisiz su vermek için belli bir insan gücü kullanacak. Ve diğer alanlarda, yani kanalizasyon, arıtma,
yeni su kaynaklarının oluşturulması, oluşturulan yeni su kaynaklarında arıtma tesislerinin, içme suyu arıtma tesislerinin yapılması ya da atık sularda arıtma tesislerinin yapılması gibi yatırımları yapmak zorunda. Peki bu yatırımları nasıl yapacak? Yani bir taraftan şirketi yürüteceksiniz, gemiyi yüzdüreceksiniz. Bir taraftan da yani günlük cari harcamalarınızı buradan sağlayacaksınız. Zorunlu giderlerinizi ödeyeceksiniz. Diğer taraftan yatırım yapacaksınız. Bu tamamen faturalardan tahsil edilen parayla yapılırsa eline sağlık. Peki kim bunu yapacak? Nereden bu para gelecek? Para mı basacağız? Değil. Hem yurt içindeki hem yurt dışındaki uluslararası finans kaynaklarından uzun vadeli, uygun maliyetli, çünkü çevreyi ilgilendiren bir konu, çünkü insanın temel ihtiyacını ilgilendiren bir konu, su, atık su, çevre sağlığı, insan sağlığı, hatta yaşamın ta kendisi olan bir konu olduğu için birçok uluslararası kuruluş, finans kuruluşu bu tip yatırımlara özel kaynaklar yaratır. Daha ucuz maliyetli, daha uzun vadeli, ödeme kolaylığı sağlayan ya da hibeler verir. Ben bunu sana veriyorum, senden kuruş almayacağım. İşte Fritiki kapsamında yabancılar fonundan mezit diye 17 milyon avro, biraz sonra o konulara geleceğim. Kargıpınar'ına TÜME arıtma ve kanalizasyon için 15 milyon avro ve sürekli şikayet edilen Akdeniz ilçesinin Kazanlı Homurlu bölgesine 7 milyon avroluk, toplamda 39 milyon avro, bir kısmı hibe, bir kısmı geri ödemeli uzun vadeli kredi teminleriyle olur. Peki 4 yıldır görevdesiniz Mersin Büyükşehir Belediyesi. Siz biraz sonra da bunları söyleyeceğim. Yatırım da yapıyorsunuz. Su içiyorsanız şu anda Mersin halkı, kuraklık var, nüfus artışı olmuş. Bu da önemli bir konu. Zaten onu da notlarıma aldım. Değinildi bu konuya. Ciddi bir nüfus artışı var. %15.4 su tüketiminde artış var. Su tüketimindeki artış atık su miktarını da arttırıyor. Dolayısıyla siz yatırımları nasıl yapıyorsunuz? Nereden yapacaksınız? Yapıyor musunuz böyle bir şey? Yapabiliyor musunuz? Yapıyoruz ama kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Peki neden kredi kullanmıyorsunuz? Şimdi 2023'ün Mayıs ayında Türkiye'yi son 3-4 yıldır takip eden, merkezle yerel yönetimler ilişkilerini takip eden hiçbir akıl, hiçbir feraset bu soruyu bana yöneltmez. Çünkü sürekli karşımıza çıkan bir şey var. Hükümetin belediyelerle ilgili ilişkisinde ayrımcılık var. Çok net. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Bakın, toplam 63 İller Bankası'na kredi ve başvurumuz var. Şu ana kadar bir tanesi dahi gerçekleşmedi. Bir tanesi. Bir delikli kuruş dahi 4 yıldır İller Bankası'ndan, ya kardeşim siz 400 bin sığınmacıyı barındırıyorsunuz. Depremde de 50 bin gönderdik, 450 oldu. 300 binde vatandaşımız, Allah bir daha göstermesin, deprem dolayısıyla zorunlu olarak memleketlerini terk etmek zorunda kaldılar. Can havliyle kendilerini Mersin'e attılar. Ya bir dönüp bir bakalım, bir konuşalım, bir arayalım, bir soralım. Siz ne yaparsınız? 15.4'lük bir su artışı, 300-350 bin nüfus artışı demektir. Siz bu suyu nereden yetiştireceksiniz? Bunun %15.4 atık su arıtma ilave tesis yapmanız lazım. Kanalizasyon yapmanız lazım diye hiçbir Allah'ın kulu bize bir şey demedi. Kazanlı Homurlu'yu konuştuk. Ferhat Başkan'ın Aydıncık arıtma tesisini konuştuk. Otluca Anamur içme suyu projesini konuştuk. Tömük'te kanalizasyon denize akıyor dedik. Ben oraya gittim. İnsanlara 3 yıl içerisinde bu iş kalmayacak, çözülecek diye söz verdim. İnsanlara mahcup oldum.
hepsi İller Bankası orada. İller Bankası orada. Projeler orada, evraklar orada, dosyalar orada, her şey orada. Ben vicdanına bırakıyorum. Hemşerilerimin vicdanına bırakıyorum bu konuyu. 2019 Nisan 2023 Nisan arasında 1 milyar 144 milyon 566 bin liralık yatırım tamamlandı. Bu 1 milyara düşünürken 3 yıl 4 yıl öncenin TL değerine de bir endeksleme yap. O önemli. Yani diyelim ki 2019'da 20'de harcanan 100 milyon liralık bugünkü parasal euro karşılığı ya da dolar karşılığı aynı değil. Şu anda devam eden içinde çalıştığımız 1.952 milyonluk projemiz var. 2023'te de planlanan ödeneğimiz yatırımlara 1 milyar 130 milyon lira para aktarmak. Eğer ki tabii bütçe denkliğimizde bir sorun yaşamazsak. Yatırım projelerimiz bizim 5 yıllık stratejik planı burada açıkladık. Yatırım programını açıkladık. O zaman hepinizin hafızasında 2,5 milyar liralık zaten o günkü para değeriyle yatırım yapabileceğimizi size söylemiştim. O günkü 2,5 milyar lira bugünkü çok 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 daha farklı bir boyutlara geldi TL bazında dolar ya da euro ile karşılaştırırsanız. Bizim toplam 198 projemiz var. 111'i tamamlandı. Devam eden 40 proje, planlanan 47, 198 projede zaten 2024 sonuna kadar tamamladığımız. Şimdi yatırımların toplam bütçe oranı, bu çok önemli. Bu sadece MESKİ için değil, büyükşehirde bir işletme için de. Biz 2018'de %35 bir yatırımların bütçeye oranı %35'lik bir oranla aldığımız belediyenin bir yıl önceki tablosu. Bir yıl önceden başa. 2019'da %29'a düşmüş. 2020'de, 2021'de pandemi koşullarını göz önüne getirin ama anlamlı bir yükseliş var. %30, %40 ve geçtiğimiz yıl 600 milyon lira gelir bütçemizde eksik olmasına rağmen, planlanandan 600 milyon lira eksik olmasına rağmen %42'lik bir gerçekleşme oranı var. Yatırımların bütçeye. 2023'te bu yıl hedef %60. Hedef %60 ama öngördüğün zaten bütçeyi yapmışız. Yaklaşık 4 milyar 750 milyon bütçemiz var. Gelir bütçemizi ona göre de ayarlamışız. Söylediğim gibi bizim gelirlerimiz belediyelerin gelirleri gibi değil. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geliri ayrı, MESKİ'nin ayrı, Sular İdaresi'nin ayrı. Tamamen faturalardan tahsil edeceğimiz parayla ilintili. Bu vurguyu yapmakta yarar görüyorum. Bugün MESKİ'nin, Sular İdaresi'nin 86 milyon 334 bin euro borcu var. Yani 33 milyon avroda bugüne kadar yatırım yapmış, cari harcamalarını ödemiş, Mersin'e temiz içme suyu sağlamış, atık suyunu almış, diğer altyapı çalışmalarını yapmış MESKİ'nin, bir de bir önceki dönemin kötü mirasına da 33 milyon euroluk bir bedel ödemiş. Bugünkü döviz kuruyla da bu 650-700 milyon lira bir ödeme demektir. Bakın 650-700 milyon liralık önceki dönemin ödemesi, fiyat tarifesinden kaynaklanan sıkıntılar, bugüne getirin çarpın bulun 1,5-2 milyar liralık bir eksi gelir ve bize ait olmayan ödemeleri 4 yıldır MESKİ yapmış ve kalan hizmetlerini de 4 yılda yaptığı yatırımları, hizmetlerini de yerine getirmiş. Kısaca MESKİ'nin tablosu budur. Pamukluk Barajı son günlerinde en önemli Mersin'in gündemi olan bir konu. Ne zamandan bu yana? Biz bu işin içine çok düştük, üstüne çok düştük. Ama kimse dönüp bakmadı. Sayın Bakan'la da, Tarım Bakanı'yla da gittik, görüştük.
anlattık önemini. Kimse dönüp bakmadı. Ne zaman ki Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmasında belediyeler niye işini yapmıyor dedi. Baraj yapmıyor. Biz dedik ya burada baraj var da barajdan su alacak şey yok. İhsale hattı yok, arıtma yok. Sonra baraj bizim görevimiz değil, baraj DSİ'nin görevi. Ne zaman bunu söyledik? Bu gündeme düşmeye başladı. Ama bakın 2016 üzerinden geçmiş 7 yıl bir metre yatırım yapılmamış Pamukluk Barajı'na. Ama yine seçim haftası olduğu için bunu burada noktalıyorum. 15 Mayıs'tan sonra bunlara gerek kalmayacak. Ben eminim, çok eminim. Geldik gördük kucağımızda bir inşaat. Müteahhit nerede? Müteahhit yok. Nereye gitmiş? Faturalar ödenmedi diye bırakmış işi. Aman dedik gelsin. Oturduk, konuştuk, gittik. Bir daha sözleşme, bir daha çağırdık, bir daha problem çıktı. Nihayetinde Meski'ye böyle bir bina kazandırdık. Abone işlerini oraya aldık. Oradaki esnafa yararı olsun. Oraya bir katlı otopark yaptık. Bak çok güzel bir tesis oldu. Onun için Mersin'in hayrına bir proje değişikliğidir. Ben ona proje de demiyorum. Yanlış bir projedir. Yer çok yanlıştır. Düşünce doğru olabilir. Ama şu anda yapılan Meski Genel Müdürlük binası ve özellikle insanla temasın yoğun olduğu birimlerin oraya taşınması son derece doğru bir yaklaşımdır, projedir. Akdeniz'e şöyle, Akdeniz Tarsus Anamur meselesi değil. Yatırımlarda öncelik nereye gerekiyorsa oraya yaparız. Neresi ihmal edilmişse daha önce oraya da bir nebze tabii ki farklı bakarız. Şu ana kadar 115 milyon civarında bir yatırımımız oldu. Ama asıl büyük yatırımımız oraya muhtelif kazanlı humurluk kanalizasyon attı. Yaklaşık bugünkü parasal değeriyle de 200 milyon liranın üzerinde bir yatırım. Zaten sürekli muhtelif projeler, yıllık birkaç 10 milyonluk projeleri hem içme suyunda hem kanalizasyon sistemlerinde hem her ne kadar büyük şehire de ait olsa çünkü bedelini biz ödüyoruz. Yağmur suyu sistemlerinde bunları da yapıyoruz. Ama gönül ister ki Kazanlı tabii ki farklı bir bölge, yapısal sorunlar da yaşayan bir bölge. İmarından altyapısına kadar bugüne kadar ihmal edilmiş olmasından çarpık kentleşmeye kadar, yapı stoğunun sorununa kadar birçok sorunu bünyesinde barındıran bir ilçemiz. Elbette her ilçemize hak ettiği yatırımı fazlasıyla hatta yapmak istediğimizi belirtmek isterim. Biz 2022 faaliyet raporunu konuşuyoruz ve benim ortaya koyduğum zarar iddiası 2022 yılının Temmuz ayından sonra ücret tarifemizin, fiyat tarifemizin meclisten geçmemesi üzerine yaşadığımız sıkıntıları anlatan bir konudur. Yani o süre içerisinde de gelir gider dengesinin olduğu bir kurumda biz yaptığımız planlamalarla geriye dönük borçlarımızı da ödedik. Ama şu anda öyle bir noktaya geldik ki zorunlu giderlerimiz bunun içerisinde taksitli ödemelerimiz de var. Yani banka borçları var. Günü zamanı geldi mi ödemek zorundasınız. Dış krediler var. Biz önce ödemelerimizi ona yapıyoruz. Sonra kalan paramızla yatırım yapıyoruz. Yatırımları aksattığımdan bahsettim. Sayın Türüt iyi dinlemediği için böyle bir yanlış kanıya varmış olabilir. Şimdi İller Bankası çok güzel bir şey söyledi. Bir devlet bankası ve İller Bankası deyince belediyeler akla gelir. Kanunla, nizamla her kurum olduğu gibi İller Bankası da yönetilir. Ancak kaçırdığı bir şey var. Bizim de zaten savunduğumuz, olması gerekir dediğimiz kanunlar, nizamlar çerçevesinde ve adalet çerçevesinde kurumların siyasi vesayet altında kalmadan herkese eşit mesafede olması gerekir dediğimizde tam bu konudur. Tam da bizim yaramıza bastı. Biz de diyoruz ki İller Bankası'nın Cumhur İttifakı'na mensup belediyelere sağladığı imkanlara bakın, sağladığı kredilere bakın, sağladığı yatırımlara, hibelere bakın. Bir de Millet İttifakı'nın
belediyelerine sağladığı imkanlara bakın. Buradaki siyasi ayrımcılıktan zaten söz ettim. İşçiler hangi kriterlerle alınıyor? Bizde çalışan işçiler, siz merak ettiğinizi direkt söyleyeyim. Şu anda Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışan elemanların bu memur statüsünde olabilir, geçici işçi statüsünde olabilir. Önemli bir kısmı, %75'lik bir kısmı, 80'lik kısmı bir önceki yönetim döneminde işe giren arkadaşlarımızdan oluşmuştur. Siz o konuda müsterih olun. Biz liyakat insanıyız. Direksiyon sallayan şoför kardeşimizden en üst seviyede genel müdür, genel müdür yardımcısına, daire başkanlarına kadar benim için liyakat esası olmuştur. Şöyle bir inceleme yaparsanız Sayın Türüt, benim ne demek istediğimi, yani bu çalışanların, bu görevde olanların, bu önemli yüksek görevlerde olanların bir araştırmasını yaparsanız beni daha iyi anlarsınız. Öyle bizde ayrımcılık, particilik vesaire olmaz ama siyasetin bir gerçekleri olduğunun dürüstlüğünü de her zaman ortaya koyarım. Ama böyle ben hunharca bir yaklaşım içerisinde, bir politika içerisinde de olmam, bu örnekleri eleştiren bir partinin, bir dünya görüşünün sahibi olarak da bu zaten bu günaha ortak olmayız ya da böyle bir yanlış içerisinde olmayız.